Sevgili dostlar, yeni bir videodan herkese merhabalar. Uzun süredir ayrı kaldık. Ama videolarımızı çektik, hazırladık. Çok hızlı bir giriş yapacağız tekrardan. Bugün motorumuz 10.000 kilometreyi devirdiği için bakıma götürüyorum. İzmir'de değilim. Doğan Trend'e gitmiyorum. Kimco'nun kendi yetkili servisi olarak önerdiği, yetkili servisi olarak önerdiği Fethiye'de bir yer var. Adını şu an hatırlamıyorum. Ama oraya doğru gidiyorum. Ne kadar tuttu, ne oldu, ne bitti? Bunları da size paylaşırım. 10.000 bakımının maliyeti. 10.000 kilometreyi acısıyla tatlısıyla bitirdik. Açıkçası acıyan bir yanı olmadı. Genelde tatlı bir şekilde bitirdik. Bir kemaliye seyahatimiz oldu. Tunceli'ye kadar gittik. Bunun da videosunu çektim. Bu videonun öncesinde ya da sonrasında size paylaşmış olurum. Büyük ihtimal ilk video bu olur. Çünkü onları biraz hazırlamak zaman alacak. Tabi bu gidip gelmenin neticesinde kilometremiz 10.000 oldu. Şimdi arkadaşlar böyle hep yorumlarda yazıyorlar işte. Videonu izledik. Fethiye'yi mi tanıtıyorsun? İşte motoru mu tanıtıyorsun? Anlamadık. Bilmem ne falan. Ya ben en başından beri söyledim. Tabi sonradan izlediğiniz videolarda böyle düşünmeniz mantıklı olabilir. Ben motor tanıtma sayfası değilim. Hiçbir zaman olmayı da planlamadım. Olmayacağım gibi de duruyor. Ben daha çok gezdiğim, gittiğim yerleri, yaptığımız sohbetleri böyle sizlerle paylaşmayı hedefleyen bir kanal kurdum. Ve kendime de notlar bırakıyorum bu kanalda. Ondan dolayı bizde hiçbir zaman bu şey işi olmayacak gibi duruyor. Motor tanıtma işi olmayacak gibi duruyor. Olursa da yarın bir gün zaten onu da izlersiniz. Benim servise gittiğimde işte illa şu yapılsın diyeceğim tek bir şeyim var. Fahrenheit, şu biliyorsunuz derece kısmı daha önce söylemiştim, Fahrenheit'e döndü ve geri döndüremiyorum. 5000 kilometredir bu şekilde kullandım. Zaten bu 5000 kilometrenin 2700'ü Kemaliye gidip gelirken oldu. Ondan dolayı böyle bir durumumuz var. Onu değiştirmek istiyorum bir an önce. Normal santigrata geri dönersek benim için çok daha sağlıklı olur. Şimdi hangi yoldan gidelim? Ama kral karar versin. Güzel fark edelim. Önde de kuzen gidiyor. Sağ olsun, bugün bana destek olacak. Bir de yapabilirsek bir watch bahçesi açılmış Fethiye'ye yeni. Onu görmek istiyoruz. Normalde ben haftada bir 2 günlüğüne hep İzmir'e gidip geliyorum. İşte bu seyahatlerin bazen arabayla oluyor. Bazen eş, dost, arkadaşla, bazen motorla. Çok çekmedim bununla alakalı bir şey. Yaklaşık bu son 3 ayda yaklaşık 5000 kilometre yaptık motorla da. Artık motora tamamıyla hakimim. Siz sormadan ben söyleyeyim. Hala üzerinde kendi lastikler var. Ve ben bu lastiklerle 4 günde 2700 kilometre yol yaptım. Kemaliye'ye gittim geldim. Merak edenler olur diye söylüyorum. Lastik değiştirmek şart mı değil mi? Herkesin kendi bileceği iş. Ben Kemaliye'ye kadar gittim, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunun en büyük sebebi bana sorarsanız, birincisi yaz ayı olması, ikincisi lastikleri çok kolay ısınması. Üçüncüsü, gittiğimiz yolların %95'inin bizim Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde görmeyeceğimiz kadar güzel sıcak asfalt olması. Bu çok büyük etkendi belki de. Dediğim gibi lastiklerden bununla yana bir sorun yaşamadım ama çok fazla arazide de kullandım, problemde taşlı yolda da kullandım. Bana bir sorun yaşatmadı açıkçası. İşte kuzenin motoru ne kadar kaydırdıysa ben de o kadar kaydırdım. Atıyorum yani. Hem şunu gördüm tabii ki, 250 cc ile bu yolculuk yapılır mı? Evet yapılır. Hiçbir sorun oluşturmaz. Ama Konya'yı geçecekseniz, işte atıyorum Kayseri'yi geçeceksiniz. O 120 kilometrelik dümdüz bir yol var. Orada insan bir daha güç arıyor, ihtiyacı oluyor yani. Ondan dolayı motor evet değişebilir. Bizimkisi 10.000 kilometre oldu. Ben memnunum motorumdan. Yarın bir gün satmayı düşünürsem de yine de başımı çok ağrıtmayacak bir CC'ye geçerim. Yani 1000-1200'e geçmek yerine böyle 500'lerde, 750'lerde takılmayı tercih ederim. Çünkü ne kadar düşük CC o kadar az problem benim gözümde. Yanlış olabilir. Yatırım tavsiyesi de değildir. Biliyorsunuz bu ara zaten motor fiyatları aşağıya aşağıya geliyor. Kampanyalar ardı ardına patlıyor. Sanırım satışta yok.
Bakacağız piyasayı, inceleyeceğiz. Şimdi Fethiye'den Çalışada'ya, Çiftlik Mahallesi'nden Çalışa doğru devam ediyoruz. Dediğim gibi sanayiye gideceğiz. Orada motoru servise bırakacağım. Orada yaklaşık bir yarım saat, bir saatlik boşluğum olacak. Orada borç bayisine getirmeye gideceğiz. Belki onu da eğer gidersek bu videonun arasında bir yerlere sıkıştırırım diye düşünüyorum. O zaman şimdilik kaydı burada donduralım. Size çok fazla sıkılmamış olun. Muhabbete boğmayayım sizi. Nerede görüşürüz? Ya motoru teslim ederken ya da teslim alırken görüşmek dileğiyle diyorum. Evet sevgili dostlar. Fethiye Sanayi'de işimizi hallettik. Şimdi eve doğru dönüyorum. Bir şey değişmedi aslında onun bakımında. Genel olarak kontroller yapıldı. İşte hava filtresi, yağ filtresi, yağ değişti. Su kontrol edildi. Tüm eksiklerine bakıldı. 1800 TL tuttu bu işlem. Şaşırdım açıkçası. Sebebi de şu. Yani 5000 bakımında hatırlamıyorum ama ikili bir şey tutmuştu İzmir'de. 10.000 bakımı çok daha sert geçer diye hayal ediyordum. Şaşırdım. İyi tutmuş yani. Belki bir gidip karşılaştırmak gerekecek. Ne olmuş, ne bitmiş diye. Evrağı yanıma aldım. Abiyle de konuştum, buranın sahibiyle. Biz çok fazla yazmıyoruz abicim dedi. Motor memleketiyiz zaten. Çok sık müşterimiz var dedi. Önemli olan bizim için sirkülasyonumuz olsun ve müşterimiz otursun dedi. Mantıklı bir bakış açısı. Derdim şu dedi yani. Bu motorların garantisi bittikten sonra dedi sağda solda baktırmak yerine hala yetkili servisine baktırmaya devam edebilirsiniz diye biz böyle bir fiyat politikası belirledik dedi. Çok fazla yazmıyoruz dedi. Hatta yeri geliyor Marmaris'e bile tamire gittiğimiz olabiliyor dedi. Şaşırtıcı ve güzel. Hoşuma gitti yaklaşım tarzları. Yapılan işten ben de memnun kaldım yani şu an için bir sıkıntım yok. 10.141 kilometredeyim. Belki yakın bir tarih içinde satma planımız olabilir. Yakın bir tarihten kastım da yine yani bu yazı falan rahat rahat geçiririm. Satma düşüncemin sebebi motorumdan memnuniyetle alakalı bir durumum söz konusu değil. Ben çok memnunum Kimco'dan. Sadece ve sadece dediğim gibi daha yüksek CC bir motora geçmek belki biraz daha beni mutlu eder diye düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir plan kurduk. Konuşacak, anlatacak çok şey var. Kemal'e videosunda belki bunları yer yer verebilirim. Yani yer yer anlatabilirim her şeyi. Ya da videonun içine belki ara ara bazı konuşmalar sizi sıkmayacak şekilde yerleştirebilirim. Çünkü o video 3 video halinde yayınlayacağım mecburen. Çok uzun olacak. Hacı olduk. Özellikle yani burada en azından onu dile getireyim. Sonra bir daha söyleyeceğim de burada da söylemiş olayım. İşte 250 cc ile Tunceli'ye, Kemal'e gidilir, Erzincan'a. Gidilir abi. Gidildi. Ben gittim. Videosu var. Şimdi işte herkes atıp tutuyordu işte bu motorla Kemal'e gidilir mi? Gidildi. İşte 250 cc zor olur, yoruluruz. Ya bugün karşılaştığımız bir adam, biz işte gittik geldik muhabbeti yaptıktan sonra bu motorla gidilmez abi dedi. Oğlum gittik diyorum yani. Gidildi. Yani biz yaptık bunu. Ya adamlar 125 cc ile 100 cc ile yapıyor bunu diye. Ya gittik diyorum abi gidilmez diyor. Oğlum gittik ya gittik. Abi mahvolmuşsunuz. Yo olmadım. Gayet iyi geçti. Seli beni çok rahatlattı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yolda evet akarda yani 130-140'tan sonrası yok motorda. O belki olsa daha rahat olurdu. Tek eksik buydu diyorum. Abi gidilmez. Tamam gitme kardeşim. YouTube'da da buna benzer yorumlar görüyorum. Ondan dolayı bunu anlatma gereği hissettim. Ya kardeşim sen gitmeyebilirsin. Şu var, ben zaten burada anlatmaya çalıştığım kesim şu. Ya abi benim bunu yapacak gözüm var. Düşünüyorum. Ama yapan daha önce birisi olmuş mu? Bana bir güç verecek bir durum var mı burada? Var. 250 cc altını bilmiyorum. Bakın giden arkadaşlar var. Videolarını izledim. Takip ediyorum ben de onları. Gittiler onlar da gezdiler. Gördüm. Yani daha zor mu olur? Evet çok çok daha zor olur. Ama oluyor. Ben de 250 cc ile gitmeyi başardım. Bir. Lastikler. Evet hala orijinal lastikler üstünde kendi.
değiştirmedim. 10.000 kilometre oldu. Bir pişmanlığım yok. Bence kullanım tarzıyla alakalı. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Yağmurda da kullandım, çamurda da kullandım. Göreceksiniz zaten taş köprüyü geçtim ben bu lastiklerle. Kaydı mı? Evet kaydı. Ama kendini bilmek çok önemliydi. Yani orada artistlik yapmadım. Sakin sakin gittim. Motorun limitlerini zorlamadım. Yani tabiri caizse bazı yerlerde yürüyerek beni geçerdiniz belki. Ama o yolun raconu oydu. Onu yapmak zorundaydım ben. Öyle yaptım. Yani o yüzden ne bir markayı burada yüceltmek, Kimco'yu ya da başka bir markayı. XP400 ile beraber gittik. Kuzenimde de XP400 vardı. Ne o markayı yüceltmek ne kötü olması isterim yani. Böyle bir şey düşünmüyorum ama. Yani şu gitmeden yapmadan işte oluru olmazı konuşmak çok zor arkadaşlar. Yani denemek gerekiyor. Ben sana söyleyeyim. Biz yola çıktık abi. 15 kilometre sonra dinlenmek zorunda kaldık. 20 kilometre sonra. Sebebini söyleyeyim mi? 4'ü çeyrek geçe yola çıktık. Ve soğuktan gidemedik. Fethiye'den çıktık yola. Soğuktan gidemedik. Bak bu kadar basit. E saçmalıyorsun. Ağustos ayında soğuk mu olur? Oldu abi. Oldu. Şimdi adam diyor işte XP 400 400'lük makine. Seninki 250. Giderken diyor işte adam seni her yerde beklemiştir. Hayır abi beklemedi. Onda da çanta vardı. Çanta olduğu için zaten o da çok yüksek süratlere çıkamadı. Bir de şöyle bir şey var. Biz 2700 kilometre yol yaptık. 120 Konya Ovası, 120 dönüş toplam 240 kilometre. Gerçekten çok güçlü motora ihtiyaç duyduğunuz bir yol var. O yolda da biz 130'la gittik yani bu yıllarda birbirimizi takip ettik. Bir tek sıkıntı yaşattıysam ona o. Yani orada yaşattım. Onun dışında her yola her yere beraber gittik. Beraber döndük. Sorduğum zaman da hani abi dedim bir sıkıntı var mı? Seni rahatsız ediyor muyum? Yok dedi ben de şu an gayet bu hızlardan memnunum. Zaten fazlası dedi daha hızlı gidersek dedi. Beni de çok sallıyor. Sallar dedi yani. En önemli şey bence burada sormanız gereken motorunuzun CC ya da gücünden ziyade ben yola kimle çıkmalıyım? Tek başıma mı gitmeliyim? Arkadaşımla mı, eşimle mi, dostumla mı, kimle? Kim olduğu daha önemli. Motorun ne olduğundan daha önemli olan kimle yola çıktım bence. Her 110-150 km aralığında durup molanı veriyorsan, durduğunda iyi bir şekilde dinlenebiliyorsan, kaskını çıkarttığında sohbet edip kafanı dağıtabileceğin yanında birisi varsa, eşin, dostun, arkadaşın, her kimse, o zaman yol akıyor. O zaman sen konforlu gidebiliyorsun. Yani inanın Fethiye'de mesela şu an 33 derece gösteriyor sıcaklığı da hissedilen belki 40'tır. Yanıyorum çünkü. Mesela şu an eldiven yok, üstünde mont yok, giyemezsin bu sıcakta. Mümkünatı yok. İnanın yola çıktığınız arkadaşınız size yolu ya zorlaştırır ya da kolaylaştırır. Yani benim çok büyük şansım vardı. Tabii ben hem akrabalık ilişkisi hem abi kardeş ilişkisi aramızda. Ondan da çok rahat ettik. Hep boy 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 interkomda devamlı fıkra anlattık, güldük, oynadık. Aa, orası şöyleymiş, burası böyleymiş tarzında geçti. Ama bilmeyen insan için ya da tek başına giden insan için mesela ne kadar saat müzik dinleyebileceksin? Bir yerde şişiyorsun artık müzik dinlemekten. Kolay değil abi yani sabah 4'ü çeyrek gece buradan çıkmışız. Tamam biraz fazla mola verdik, yorulduk, yorulduğumuz yerler de oldu. Biz 6.30-7'de falan şeye vardık. Nevşehir'e vardık ilk. Hani yatacağımız yere vardık. O süre zarfında kaç kere mola verdik bilmiyorum. Ama kolay değil sonuçta. Yani hemen hemen orada işte 4'te çıktığını varsay 15 saat falan motor kullanıyorsun. Yani motorun üstündesin ya da motor dolaylısın. Birazdan bineceksin. Bir mola vermişsin. Benzin istasyonundasın. Yemek yiyorsun ama o motora binip devam edeceksin. Ne zaman diyorsun kontağı kapatıyorsun abi ben burada bu gece yatıyorum. Tamam orada motor işi bitiyor o günlük. Yani bunlar kolay. Ve size bir tavsiyem daha rotayı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bakın Anadolu'ya gittiğiniz zaman her yerde kafanıza göre petrol istasyonu bulamayabilirsiniz. Şöyle bir şey yapmanız mantıklı. Yani gördüğünüz petrollerde aa ben buradan almam değil de azar azar ne bileyim bir 100 lira, 200 lira, 50 lira böyle bir takviyeli gitseniz sonra istediğiniz yere geldiğinizde fulleseniz daha mantıklı olur. Çünkü ha deyince bulamıyorsunuz. Bakın biz Fethiye'den çıktık. Antalya'da almadık. Benzinimiz var, yarım depo benzinimiz var diye almadık. Toroslara tırmanana kadar hiç benzin istasyonu yok. Dağbucak diye bir yere kadar gittik. Ve ben bu motorun bir depoyla 350 kilometre yol yaptığını orada öğrendim. Benim tahminim 312-320'de falan biterdi. Bitmedi. Şans eseri. Oraya kadar gittik. Motorun limitlerini bilmiyordum. Orada öğrendim. O yüzden size de tavsiyem lütfen
rotanıza ve arkadaşlarınıza, yani yol arkadaşınıza dikkat etmeniz önemli. Kafanızı şişirdik, yine anlattık. Bence güzel oldu. Bu bakım muhabbetini şimdi başka bakım yazacağız. Millet gelecek aslında, diyecek ki ulan bakım yapacağım diye istedik. Devamlı yolu anlatmıştı falan filan. Bakın bu abi işte. Doğan Trend'e gitmedim bu sefer. Burada yine yetkili servise gittim. Fiyat da 1800 lira tuttu. Bence gayet uygundu. Yani tavsiye ediyorum işte. Fethiye'de zaten bir tane yetkili servis var. Ben öyle gördüm internetten. Ona geldim. O da beni mutlu etti. Buraya düşecek takım yaptıracak olursa burada yaptırabilir. Önceden ararsanız eğer motorunuzu bir saat içinde teslim ediyorlar. O da güzel bir şey. Reklam yapmıyorum. İsmini de söylemedim. Sadece bilmeniz gereken şey bu. Yani önceden arayıp rezervasyon alırsanız ben gibi bir saatte motorunuzu teslim alırsınız. Bence şu an bu video için gayet bilgilendirici bir durum oldu. Motoru yıkacağız. Önce maalesef biz Kemaliye'nin kuşları var. Kuşları diyorum, sinekleri var üstünde. Hatıra olsun diye tutabildiğim kadar tutuyorum. Ama artık vakti geldi. Motoru yıkadıktan sonra da belki onunla alakalı bir video çekeriz. Çok fazla uzun ara vermiştik ama arayı çok hızlı şekilde kapatıyoruz. Takip edin, yorum yapın, beğenin, sevin ya da sevmeyin ama yorumda kendinizi belirtin. Bir fikriniz, düşünceniz olsun, biz bunu bilelim, kendimizi geliştirelim. Kendinize çok dikkat edin, görüşmek üzere.